Özellikle bu 10 günün içerisinde Arefe günü vardır dedik. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Arefe orucunu hem kendisi tutmuştur hem de bütün Müslümanları Arefe orucuna teşvik etmiştir. Allah azze ve celle insanın önüne Zilhicce'nin ilk 10 gününü getirmiş ki insan yaptığı amellerle sene içinde kaçırdıklarını şey yapabilsin, telafi edebilsin diye. Öyleyse kardeşler bakın, salih amel bizlerin Allah'a kulluğu için tabiri caizse olmazsa olmazımızdır. Yani İslam dini sadece düşünceler bütünü değildir kardeşler. Hani bir takım bir şeylere inanacağız, bir takım bir şeyleri de reddedeceğiz, ondan sonra biz Müslüman olacağız. İslam dini böyle bir din değildir. İslam dini evet bir takım bir şeylere inanacağız, bir takım şeylere inanacağız. Fakat bununla beraber mutlaka hayatımıza salih amel de sokacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da ve sünnette Resulü aleyhissalatu vesselam iman ile salih ameli birbirinden ayırmamıştır. İman ile salih amel birbirinden ayrılmamıştır. Allah Azze ve Celle imanı kabul eden, salih amelden yüz çeviren insanların ise müminler olmadığını söylemiştir. Ondan dolayı eğer Allah bize bir fırsat vermişse, bazı günler bize nasip etmişse ve bu günler içerisinde de yaptığımız amelleri kendisine yapılan en sevimli ameller olarak tayin etmişse, öyleyse bizler kardeşler bu günlerin kıymetini bilelim. Bu günlerde elimizden geldiği kadar salih ameller yapmaya çalışalım. Peki bu günlerde ne yapalım? Yani özellikle yapmamız gereken bir amel var mıdır? Normalde hadis-i şeriflerde söylediğim gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam umumen salih amel diyor. Yani bu günlerde yapılan bütün salih ameller sair günlerde yapılanlardan çok daha faziletlidir. Mesela şu 10 gün içinde kardeşler kendinize bir Kur'an virdi oluşturabilirsiniz. Yani evinize gittiğiniz zaman ben inşallah elimden geldiği kadar sabah, öğlen, akşam bir cüz okumak suretiyle en azından bir hatim indireyim. Onu yapamıyorsam Kur'an'ın 1/3'ünü okuyayım. Onu yapamıyorsam belli bir nokta belirleyeyim. Şu 10 günde Kur'an okuyayım diye. Bir zikir virdi kendinize belirleyebilirsiniz. Yani şu kadar zikirleri şu günler içerisinde Allah Azze ve Celle'ye yapayım diye kendinize mesela bir virt belirleyebilirsiniz. Namaz, yani belli vakitlerde kılmayı kendinize ahdettiğiniz namazlar belirlersiniz ve o namazları bu günlerde yapabilirsiniz. Fakat bütün salih ameller bu günlerde değerli olmakla beraber İslam alimleri özellikle bize 3-4 tane ameli özellikle tavsiye etmişler. Yani bu amellerin fazileti çok daha büyük olduğundan bu amelleri yapın demişler. Bunlardan birincisi kardeşler, bu günlerde imkanı olan Müslümanların oruç tutmasıdır. Bu Zilhicce'nin ilk 10 gününde imkanı olan Müslümanların oruç tutmasıdır. Niye? Çünkü kutsi bir hadiste Peygamberimiz Allah'tan naklediyor ve Allah Azze ve Celle bize diyor ki kullu ameli beni ademe lehu illa savme فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا اَجْزِي بِهِ İnsanoğlunun yaptığı bütün ameller insanoğluna aittir. Yani ne yapmışsa insan kendine yapmıştır. Fakat bunlardan bir tanesi müstesna. Oruç müstesna. İnsan orucu bana yapmıştır ve orucun ecrini de ben vereceğim diyor Allah Azze ve Celle. İslam alimleri diyorlar ki bu ifade Müslümanın kalbinde oruca karşı bir himmet, Müslümanın kalbinde oruca karşı bir şuur oluşturmak içindir. Yani düşünün, Allah Azze ve Celle size diyor ki sen oruç tut, onun karşılığını ben sana vereceğim. Allah'ın hazineleri tükenmeyeceğine göre, Allah Azze ve Celle'nin fazlına hiçbir şey engel olmayacağına göre, öyleyse Allah Azze ve Celle orucun karşılığını insanın aklının ve hayalinin alamayacağı kadar fazlasıyla verecektir. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ عِنْدَ اللّٰهِ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ Benim nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah'ın yanında misk kokusundan daha temizdir. Misk kokusundan daha güzeldir. وَلِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ Oruç tutan insan için iki tane sevinç vardır. فَرْحَتٌ اِذَا اَفْطَرْ İftar ettiği zaman, yemek yediği zaman sevinir. وَفَرْحَتٌ اِذَا لَقِيَ بِرَبِّهِ Ve Rabbi ile karşılaştığı zaman da sevinir. Yani Rabbini gördüğü zaman Rabbi orucun karşılığında ona o kadar çok şey verecektir ki kul o anda bundan aşırı şekilde bir sevinç duyacaktır diyor aleyhissalatü vesselam.
Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadiste diyor. Es-savmu cunnetun. Oruç kalkandır. İnsanları ateşten koruyan, insanların kendilerini ateşten muhafaza etmesini sağlayan, Allah azze ve celle'nin insanlar için kılmış olduğu bir kalkandır diyor. Bakın kardeşler, özellikle bu 10 günün içerisinde Arefe günü vardır dedik. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Arefe orucunu hem kendisi tutmuştur, hem de bütün Müslümanları Arefe orucuna teşvik etmiştir. Yani diyelim ki bu 10 gün oruç tutamadık. Belli sebeplerden, hastalıktan, işten oruç tutamadık. Fakat elimizden geldiği kadarıyla Arefe orucunu kaçırmamak için elimizden geleni yapalım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki savmu yevmi arafe ahtesibu alallahi en yukeffira seneteyni el madiye vel mustakbile. Arefe orucu umuyorum ki Allah onunla hem geçen seneyi kefaret kılsın hem gelecek seneye kefaret kılsın. Yani Arefe orucu Allah'ın yanında o kadar faziletlidir ki kardeşler, geçen sene işlediğimiz günahlara kefaret olduğu gibi daha henüz işlemediğimiz ve ne olacağını bilmediğimiz gelecek senenin günahlarına da kefarettir aynı zamanda. Öyleyse kendimiz için, ehlimiz için, arkadaşlarımız için birbirimize tavsiyede bulunaraktan bu orucu kaçırmamaya hususen dikkat etmiş olalım. Bu amellerden bir diğeri kardeşler, Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Allah Azze ve Celle'yi bol bol zikretmektir. Hatırlarsanız dersin başında İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadisi size söyledim. Allah'ın yanında daha büyük ve Allah'ın yanında daha sevimli bugünlerde yapılan amel gibi amel yoktur dedi Peygamberimiz. Ve Müslümanlara tavsiyede bulundu. Allah'ı tesbih etmeyi, La ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber demeyi, Subhanallah demeyi çokça yapınız dedi Müslümanlara. Kardeşler bugünlerde hususen yani en kolay olan biliyorsunuz insana yapabileceği amel Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Yani çünkü hani diyelim namaz için bir vakit ayırmanız gerekiyor. Kur'an okumaya vakit ayırmanız gerekiyor. Oruç tutmak insanın bedeninde bir güç istiyor insandan. Fakat zikir böyle değildir. Hani bir tane sahabe peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü şüphesiz ki İslam'ın amelleri çoğaldı. Bana öyle bir şey göster ki ben sürekli onu yapayım. Yani adam demek ki aciz bir adam, zayıf bir adam. Bakıyor her geçen gün yeni bir şey farz kılınıyor. Her geçen gün Peygamberimiz yeni bir şeyleri sünnet kılıyor. Adam diyor ki ben bu kadarını yapamam. Yani benim gücüm bu kadarına yetmez. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bana öyle bir amel göster ki ben ona dört elle yapışayım. Aleyhissalatü vesselam ona diyor ki dilin Allah'ı zikretmekle ıslak kalsın. Yani ne olursa olsun sürekli Allah Azze ve Celle'yi zikret. Ve dilin Allah Azze ve Celle'yi zikrederken bununla ıslak kalsın. Zikir Allah'ın yanındaki en faziletli amellerdendir. Ve kula en kolay olan amellerdendir. Aynı zamanda geçen dersimizden de hatırlarsanız insanın en büyük düşmanı olan şeytandan insanı en kuvvetli koruyan ilaç, etki yine aynı zamanda beraberinde ilaçtır. Ve zikir sizi Allah'a yaklaştırır kardeşler.